Ömer abi bir arsa atmış sana. Nesi de. Orayı diyor, bir tanesini ben aldım, bir tanesini sen desin. Uzun bir Covid sürecinden sonra düğün sezonu yavaş yavaş açılıyor. Şanlananların sayısında da artış olduğunu bariz bir şekilde görmeye başladık. Tabii düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın satışlarındaki hareketlilik de parladığında geldi. Öncelikle çeyrek altın, gram altın veya tam altın gibi altınları satın alırken kapı kapı altın sormak hiçbir zaman için müşterilerimize tavsiye etmiyoruz. Kendi esnafınızdan, kendi arkadaşınızdan, dostunuzdan, tanıdığınız, devamlı alışveriş yaptığınız esnaftan lütfen satın alın. Zaten çeyrek altında 5 lira, 6 lira bir fark vardır. Onun için kapı kapı gezerek riski almayın çünkü farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Gram altında aynı şekilde İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Holding veya işte farklı rafinerilerin bayilerinden almalarını tavsiye ediyoruz. Bunun dışında düğün alışverişlerinde örneğin bilezik alacağız. Bilezik alırken 20 kar 20 gramlık bir bilezik de aynı görünümdedir. 10 gramlık 14 ayar bir bilezik de aynı renkte ve görünümdedir. Bunu satın alırken içindeki ayara mutlaka bakmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca her şeyden önce tabii ki mutlaka bir sertifika gibi ya da bir garanti kartı gibi satın aldığımız ürünün hangi firmadan ne zaman satın alındığı, varsa fotoğrafı, yoksa ürünün nicelikleriyle beraber satan firmanın el yazısıyla mutlaka bir belge niteliğinde bir evrak, bir kağıt, bir kart mutlaka almalarını tavsiye ediyoruz. Tabii ürün satın alırken çeyrek altın, gram altın ve bilezikten bahsettik. Bir de takı anlamında olan ürünler var. Bunlar tabii yine 20 kar, 14 ayar veya 8 ayar gibi farklı altın yoğunluğunda olan ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizi de satın alırken mutlaka satıcı firmanın detaylı bir şekilde bu ürünün tekrar bozdurulduğu zaman ne kadar işçilikten dolayı değer kaybedeceğini sormalarını müşterimize tavsiye ediyoruz. Ürün satın alırken, düğün takıları satın alırken genelde iki gruba ayırıyoruz biz takıları. Birinci grup 22 ayar ve yatırımlık ürünler. İşte bilezik gibi, işçiliksiz burma bilezikler gibi mesela. Bu tarz ürünler bozdurulduğu zaman neredeyse değer kaybetmeyen ürünlerdir ve yatırım için aynı zamanda değerlendirebilir. Gelin kızlarımızın bileğine 4 tane 5 tane bilezik takıyoruz. Bunlar hem yatırım hem takıdır. Müşterilerimize tavsiye ederiz. Hem yatırım anlamında hem takı anlamında müşterilerimiz bu ürünleri rahatlıkla satın alabilirler. Ayrıca böyle üretim süreci zor olan, müşkül olan, sanatsal içeriği yüksek olan ürünler vardır. Bunlar da üretim bedeli, işçilik dediğimiz ayrıca bir bedelle satın alır müşterilerimiz bunu. Bunlar çok yatırım olarak düşünmemeleri lazım. Ortalama 20 kar bir sanatsal bir takıda ortalama %15 gibi bir değer kaybı söz konusu olur. 14 ayarlarda da bu yine yakındır. Yani bir de halk arasında yanlış bir inanış da var. Onu da kısaca. Yani bir ürünün üretim bedeli bellidir. 20 kar da alsanız, 14 ayar da alsanız aynı rakam bir üretim bedeli öderseniz dolayısıyla 14 ayar çok kaybediyor, 20 kar daha az kaybediyor gibi bir anlayış yanlış bir anlayıştır. Çünkü 20 kar satın alırken müşterimiz ürün ağır ve yoğunluğu fazla olduğu için daha fazla para öder. O parayı ürünü bozdurduğu zaman değer kaybını 14 ayarlarla karşılaştırdığında daha az gibi gözükür ama ödediği işçilik bedeli hattı zatında aynıdır. Ayrıca yüzük gibi, küpe gibi takılarda satın alırken mutlaka ürünün kullanılacak ürün olduğu için bu tarz yüzüklerimiz, küpelerimiz, ürünlerimiz kullanım esnasındaki aşınmalarda, darbelerde, deformasyonlarda satıcı firmanın garantisinin olup olmadığı, ücretsiz bir şekilde ürünü yenileyip yenileyemeyeceğinde mutlaka müşterilerimizin sormasını tavsiye ediyoruz. Mümkün mertebe garanti kartı veren saygın esnaflarımızı tercih etmelerini özellikle öneriyorum. Takı satın alırken esnafımızın her zaman tanıdığımız, bildiğimiz esnaflar tercih etmelerini tavsiye ediyorum.